Karlofça'dan Pasarofça'ya. Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti'nde bir dönüm noktası olarak değerlendirilir. Tarihçiler Osmanlı'yı dönemlendirirlerken Karlofça Antlaşması'nı gerileme sürecinin başlangıcı olarak kabul ederler. Bundaki nedenin Osmanlı tarihinde ilk kez en büyük toprak kayıplarının meydana geldiği bir antlaşma olduğu kadar daha önemli nedenin ise hem Osmanlı'da ve hem de Avrupa'da her iki tarafın birbirine karşı bakışın değişmesi olduğu gerçeğidir. Yani, bu bir zihniyet değişikliğidir. Bu zihniyet değişikliğine giden süreç, ikinci Viyana kuşatması ile başlayıp Karlofça antlaşması ile sonuçlanan zamanı kapsar. Avrupa literatüründe kutsal birlik, Holy League, ya da Büyük Türk Savaşı olarak geçen Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları, Osmanlı-Avrupa ilişkilerinde kökten bir zihniyet değişikliğinin oluşmasına yol açmıştır. Sultan Avcı Mehmet'in padişahlığı zamanında Osmanlı sınırları en geniş halini almışken, 1683 yılında Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın komutanlığında 2. Viyana kuşatması gerçekleştirildi. Sonu hüsranla biten bu 2. Viyana kuşatması ile Avrupa'da eyvah, Türkler geliyor, sendromu üst düzeye çıktı. Bunun üzerine Türkleri durdurmak için kutsal bir ittifak kuruldu. Bu kutsal ittifakta Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, Lehistanya Birliği, Rus Çarlığı, Venedik Cumhuriyeti, Malta Krallığı ve Papalık Devleti vardı. Lehistan Kralı 3. Jan Sobieski'nin ''Geldik, gördük ve Tanrı fethetti'' mektubu, Papalığın kutsal ittifakı oluşturmasında bir kıvılcım oldu. Karlofça Antlaşması'na kadar geçen sürede kutsal ittifak devletleriyle bazen zafer ve bazen yenilgilerle sonuçlanan bir dizi savaş yapan Osmanlılar, her bakımdan yıpranmıştı. Avcı Mehmet'ten sonra da 2. Süleyman, 2. Ahmet ve 2. Mustafa'nın padişahlıklarında kutsal ittifak devletleriyle yapılan bu savaşlar, Osmanlıların yeni çağda Avrupa'dan geri kaldığını gözler önüne serdi. 16 yıllık bir süreçte, ekonomik ve teknolojik bakımdan üstün bir Avrupa'nın Osmanlı'yı gerisin geri püskürtmesi, beri tarafı telaşlandırırken, diğerinin kendine güveninin pekişmesini beraberinde getirdi. Artık genellikle Avrupa saldırı pozisyonunda iken, Osmanlı savunma yapmaya çabalıyordu. Karlofça Antlaşması'na giden yolda Osmanlı tahtına çıkan 2. Mustafa, yayınladığı hattı Hümayun'da şöyle diyordu, zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir. Osmanlı padişahları arasında sefere çıkan son sultan olan 2. Mustafa, devletteki yanlış gidişin sebeplerini araştırmak yerine Avusturya üzerine başarısız 3 sefer düzenledi. Ancak ordu, zaferden uzak ve güçsüzdü. Bir sadrazam, dört vezir, pek çok beylerbeyi, 30 yeniçeri ağası ile otuz bin asker ve subayın kaybedilmesiyle sonuçlanan Zenta bozgunu ve Tissa ırmağı faciasında Osmanlı havlu attı. Sultan II. Mustafa, Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa'nın girişimi ve Kutsal İttifak Devletleri'nin savunmasız kalan Osmanlı üzerindeki kazanımlarını çıkarlarına aykırı bulan İngiliz ve Hollanda elçilerinin çabalarıyla Karlofça Antlaşması'nı kabul etti. Çok ağır şartları olan bu antlaşmada büyük toprak kayıpları yaşandı. Karlofça Antlaşması'nın yarattığı şaşkınlık geçtikten sonra, Edirne vakası olarak adlandırılan ayaklanma ile tahttan indirilen 2. Mustafa'nın yerine, kardeşi 3. Ahmet Sultan oldu. Bu padişahın bilgisi ve görgüsü yüksek seviyedeydi. Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip ediyor ve bunları ülkesine getirmek istiyordu. Ancak hükümdarlığının ilk zamanlarını, Galeyan içindeki yeniçerileri yatıştırmakla geçirirken, bundan dolayı bu konuda herhangi bir adım atamadı. Zaten kısa süre içerisinde yeniden başlayan savaşlar, atılacak adımlara da fırsat vermemişti. Sadrazam Pakça Meezzin Baltacı Mehmet Paşa komutasında Purut Savaşı ile Rusları yenen Osmanlılar, yeni bir kutsal ittifak korkusuyla bu zaferden gereği gibi yararlanamadılar. Kısa süre sonra, bu moralle, mora sorunu ve korsanlık faaliyetleri nedeniyle Venediklilere karşı savaş açıldı. Avusturya'nın da savaşa müdahil olması üzerine, Sadrazam Silahtar Ali Paşa'nın şehit düştüğü Petrovaradin Savaşı'nda ağır bir yenilgi alındı. Üç yıl süren savaşın sonunda Belgrad da düşman eline geçti. Sadrazamsız kalan Sultan 3. Ahmet, çok güvendiği ve kendisine damat yaptığı Nevşehirli İbrahim Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Barış ve yenileşme yanlısı damat İbrahim Paşa, ilk iş olarak Pasarofça Antlaşması'nı imzaladı yapılan bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, sonradan Lale Devri olarak adlandırılan uzun bir barış dönemine girerken, bu arada kökten ve kapsamlı bir şekilde yenileşme hareketleri gerçekleştirilmeye çalışıldı. Karlofça Antlaşması'ndan Pasarofça Antlaşması'na kadar geçen süre zarfında, Osmanlı Devleti'nde devrim boyutunda bir zihniyet değişikliği ortaya çıkmıştı. Karlofça'dan önceki mağrur ve kibirli Osmanlı gitmiş, yerine gerçekleri görmeye ve anlamaya çalışan bir Osmanlı gelmişti. Avrupa'nın özellikle silah teknolojisinde ve savaş taktiğinde üstün duruma gelmesi, iman gücünün etkisiz kalmasına yol açmıştı. Kimi öngörülü ve basiretli çok az sayıdaki devlet adamları, bu durumu görüyor ve çözümler getirmeye çalışıyorlardı. Ama Osmanlıların Avrupa karşısındaki acizliğini iman azlığına bağlayan diğer gruptakiler ise, devlet yönetimini daha çok dini esaslara bağlamak istiyorlardı. Aslında 17. yüzyılın başından beri yenileşme yanlıları ile tutucular arasında gizli veya açık çekişmeler süre geliyordu. Buna çarpıcı bir örnek, genç yaşta padişah olan 2. Osman'dır. Yeniçeri ayaklanmasında öldürülen ilk padişah olan genç Osman, ortadan kaldırmak istediği Yeniçeriler tarafından Yedikule zindanında boğularak öldürülmüştü. Bu yenilikçi padişah, dini, devlet işlerinden uzaklaştırmak istiyordu. Bunun için, ulema sınıfının ekonomik ve siyasi gücünü kırmaya yönelip, onların arpalıklarını kestiği gibi, atanmalarını da Şeyhülislam'ın elinden almış, ayrıca devşirme yeniçeriler yerine, Anadolu'dan sekban toplama girişiminde bulunmuştu. Diğer gerçekleştirmek istediği büyük reformlar, ne yazık ki en genç ölen, öldürülen padişah hünmanı alması sonucunu doğurmuştu. Yine bu yüzyılda, yenilikler yapmaya yönelen 4. Murat'ı örnek olarak sayabiliriz. İçkiye düşkünlüğü nedeniyle genç yaşta Siroz'dan ölen 4. Murat, Koçi Bey'e devlet işlerinin düzeltilebilmesi için risaleler hazırlatmıştı. Ancak bunları uygulamaya ömrü yetmedi. Döneminde Koçi Bey'den başka Katip Çelebi, Hezarfen Ahmet Çelebi, Lagari Hasan Çelebi, Evliya Çelebi gibi alimler yaşadı. Diğer taraftan Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülü Mehmet Paşa gibi sadrazamlar da kötüye gidişi durdurmak için geleneksel tarzda bazı yüzeysel yenilikler yapmışlardı. Batı'nın askeri üstünlüğü karşısında Osmanlı, 18. yüzyılın başında, Karlofça Antlaşması'ndan Pasarofça Antlaşması'na kadar geçen sürede, artık Avrupa'daki gelişmenin örnek alınması gerektiğinin farkına varmıştı. Bu fikir, bahse konu dönemde olgunlaşıp sarayda taraftar bulmaya başladı. İleri görüşlü bir padişah olan 3. Ahmet, barış ve yenilik yanlısı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'yı bu atılımlar için göreve getirdi. Avrupa uygarlığının sebep ve neticelerini incelettiren sadrazam, kökten değişikliklerle batı uygarlığını Osmanlı'ya uyarlamaya girişti. Osmanlı'nın Rönesans'ı olabilecek bu girişim, ne yazıktır ki gerici ve yobazların ayaklanmasıyla sekteye uğradı. Osmanlı Rönesansı süreci olabilecek bir dönem olan Lale Devri'ni daha sonra anlatmayı düşünüyoruz. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki, eğer patrona isyanı olmasaydı, en azından erken sayılabilecek bir dönemde gerçekleştirilecek yenilik ve atılımlarla Osmanlı'nın sonunun çok daha farklı olacağı kuşkusuzdur. Bu bakımdan, Karlofça'dan Pasarofça'ya uzanan süreçte batılılaşma fikrinin nüvesi oluşarak, neredeyse 200 yıl sonra bu amaç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla hayata geçmiştir. Fakat şu da bir gerçektir, batılılaşma kavramıyla ifade edilen çağdaş uygarlık, hareketli, devingen bir yapıdadır, her zaman yenileşme ve ilerleme ister. Araştırmacı yazar, Seçkin Karamamık